Lütfen bakın. Hayır, çıkartmayacaksınız. Bir tek bunu sen yaptın sanki. Bize zamanında zaten ne var? Çabuk al aşağıda. Bir şey yokmuş gibi uzanıyor. Nihayet her kadar bir kız doğurmuş. Hanımefendi bakın, lütfen. Aslında sağlığıyla oynuyorsun. Niye anlatamıyorum ben size? Bana bak hemşire. Kendi sağlığı düşünüyor, sen çekil önce. Allah Allah. Kaç gündür yatıyor. Çocuk bir yüzük oldu neredeyse. Şimdi kadınlara bakın. Şunların nazikliğine bakın. Kırılacak. Doktor haber verin bakın. Çıkart beni hasta olacaklar. Bu ne ya? Anlamıyorum ya. Kalk kız. Yürü. Yürü. Neymiş canım bu? Çıkılmadı gitti ya. Benim bir hayatım ben bundan daha iyi valla. Allah düşmanı başına ver. Yürüyüp felaket. Terma bile eş valla. Aa, ister misiniz bütün kaynanaları bu kadının gelinden kopyalasınlar? Aman Allah'ım! Biraz sessiz olur musun? Çok yorgunum, halsizim, moralim bozuk. Üstelik bu gürültü de tansiyonum çıkacak. Pardon, pardon. Yani canlı karşıtı. Burada bir tek
göre sizin amacınız beni ortadan kaldırmak. Bazen böyle bilmişler çıkar kızım. Ama sen aldırmayacaksın. Sabırla devam edeceksin. Bana bak, hatta hiç bakma, hiç umurum. Bu ne biçim empati ya? Sizin benim duygularımı anladığınızı sanmıyorum. Bana bakın, bunca hastalarla bakın. Senin gibisini görmedim. Ne çok şey biliyorsun sen. Biraz okurum. Tartışırım, bildiklerimi paylaşırım. Bakın size önereceğim ilk eser şu. Deliliğe övgü, Erasmus'u yazmış yıllar önce. Helal olsun adam, bugünü görmüş. Burası bilmiş yetiştiren bir merkez değil anlatan. Öyle olsaydı iyi bir öğrenci olurdunuz. Birazdan doktora rapor vereceğim, lütfen işimi zorlaştırın. Zorlaştırmıyorum işte, kolaylaştırıyorum. Hem sen benimle uğraşacaksın. Şu uyuşmuş gençle uğraş da belki birine fayda olur. Biraz sessiz olur musunuz? Sus bakayım sen de. Özür dilerim hemşirandım. Ben özür dilerim efendim. Kusura bakmayın, gelelim biraz. Madem öyle önce sizin ilaçlarınızı verelim. Gelin canım. Bugün nasılsınız efendim? Biraz yorgunum. Sizin moralim bozuk. Kızların gürültüde de tansiyonun çıkıyor. Üzülmeyin efendim. Bu ilaçlar geçirecek. Bana fazla ilgi göstermiyorsunuz. Bazen ölecek gibi oluyorum. Kimseyi bulamıyorum. Hem bu kadınla bir yolda kalmak istemiyorum. Sürekli gürültü yapıyor. O kadın dediğin bensem haklısın. Ben de bunun gibi bir tanesi daha yolda paylaşmak istemem. Götürün hemşiremi götürün. Zaten bizim hayırsız gelince ben gideceğim. Lütfen biliyorsun zaten hastamız kriz. Ne yapmayın? Hanımefendi, hadi lütfen yaşlanmış. Hayır dedim. Evet. Hayır. Evet dedim. Ne yapıyorsunuz? İşim efendim. İmdat, Allah aşkına kurtaran yok mu? Olsun, bir elimle tamam tutabiliriz. Nasıl güzel mi? Sizi Sağlık Bakanlığı'na şikayet ettiniz. Hele bir oğlum gelsin. Sağlık Bakanlığı'nda tanıdığımız var zaten. Seni mahvime sürdüreceğim. Artık mavi sporum açtığını seyredeceğim. Olur efendim, gidelim. Hem mavi hem futbolu severim. Bazen kuralları bir kenara bırakmam. Her bunu kimsenin bilmesi gerekmez değil mi? Tamam efendim. Ben çıkıyorum sorunumu. Tamam efendim, sınırınızı sınırınızı. Tamam doktor, sabah gelin ben size.
gerçektir. Merhaba güzelim. Komşulardan duydum. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Şimdi nasılsın? Dur ben söyleyeyim. Biraz yorgun. Hasta, morali bozuk. Fazla da konuşma. Tansiyonu çıkıyor. Biraz yorgunum. Ha sizin moralim bozuk. Üstelik güldüğünde de tansiyonum çıkacak. Malum efendim. Hastalık bulaşmasın. Kızım tansiyon bulaşıcı değil. Duymadın mı hiç? Olsun efendim. Ben yine dönmemi alayım. Sana çiçek getirdim. Bu kadar çekiniyorsan niye geldin? Çiçek getirirdi zaten. O benim çocukluk arkadaşım. Görmesem olmazdı. Böyle göreceğimi hiç görme daha iyi. Allah'tan senin gibi ziyaretçim yok. Yoksa o çiçekleri alırım. Biraz susar mısın? Ziyaretçim gelmiş. Biraz sohbet edeceğim. Aa! Gördünüz mü çözümde dili? Hemşire gördün mü? Gördüm ben de gördüm. Ay hey yarabbim sen nelere kaldırsın? Kendinden rahmet evi görünce haliyle şükrettiği herhalde. Ya kadına nasıl anlaşabiliyorsun? Anlaşamıyorum, beni anlamıyor, dinlemiyor. Bir de sürekli dürültü yapıyor. Şikayet et, başka odaya versinler. Yahu bunlar bir ne zamana kadar buradalarmış bilmiyorum ki. Ya da bu memlekete yeni falan gelmişler. Kızım, o da nerede de zırpıp değiştirsinler. Aman, pek kabul efendim. Rahatsızsın, biraz böyle otur. Yok, hayır, oturayım. Allah Allah, kızım oturduğun yerde ne var? Virüs sahibi sen de seni ısırmaz, merak etme. Aa, bu kadar farkı olamamıştım canım. İmkansız, daha fazla kalamam. Ben gidiyorum şekerim. Teşekkür ederim, benim duygularımı dile getirdiniz. Rica ederim. Benim için bir zevkti. Her zaman yaparım. Burası mı? Neresi böyle? Hastanesiniz efendim. Ben de hastanesiniz efendim. Saat kaç? Ne zamandır buradayım? Gelip kaç saat oluyor? Şu an saat... Saatin ne önemi var kızım? Ölümle burun buruna geldi. İyileştik. Sen ona bak. Yok. Doğrusu daha önce başvurmalıydım. Kriz geçirdim biliyorsun. Örtüm üzerine. Titremeyi durduramıyorum. Birazdan geçer sanırım. Doktora çağırayım mı? Yok. Yok doktor istemiyorum. Şimdi halledeyim ben onu. Efendim. Burada şey bulunmaz mı? Üzgünüm. Ya. Yani bulamam size bak çok üzgünüm. Ama merak etmeyin zaten tedavi altında size doktor aslında ilgilendiği için beni bıraktılar. Çıkmam lazım. Hayır. Hayır çıkamazsınız. Zaten tedavi altındasınız ve bir sürü burada kaldık. Sonra zaten göndereceksiniz başka bir hastaneye. Ne? Hastaneye mi? Evet. Yani fakir köye diyor. Benden duymuş oldum. Evet bunu kadar unutmuyorum. Ama meraktan durdum. Gelin evlilik güzeldi. Sağ olun. Neymiş dur diye ulaştım. Boş ver teyze. Sizi ilgilendiren bir şey yok. Tabii beni ilgilendiriyor. Ama yaşlılık merakı sordum işte. Boş ver. Huzurum. Bu kadın ne biçim bakıyor bana böyle? Tamam. Tamam sakinleşin. Yatın beni. Ne? Ne bir sorunun mu var? Kişinin de bayağı güçlüymüş. Demek ki irade kullanamayacağım bir almış. Sen kendi işine baksana. Haklısın kızım. Zaten biz çürümüşüz. Ne bakını başkasına bakacak halimiz var. Ne de buna üzüntü istersen. Ölüm, hakim, hayat. Hadi ya. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Hayat göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Anlamıyorsun valla. Bir rüya gibi. Sonra bir uyanıyorsun. Bu sefer de ölüm. Hastalığı peşini bırakmıyor. İşte böyle. Niye sürekli ölümden bahsediyorsun? Bak. Sinirlerim gelmeye başladı yine. Sarkı söyledi mi sana? Biraz susar mısın? Çok yorgunum. Ha sizin moralim oldu. Üzerim yırtıran da tansiyonum çıkacak. Tamam ısın teyze. Başarın! Çıksın be! Lütfen sakin olun. Başarın senin hanımefendi. Bana baksana. Bu hastanede uyuşturucu bulunmaz mı? Bak doktor çağırın yoksa. Değil mi? Tamam. O zaman yanlış. Ona baksana. Efendim, bu ilaçları verecek olanlar. Kim?
Kim mi? Kim? Eczacı Fatma işte. Niye sordun? Öylesine merak ettim. Sadece. Belki ikna edelim diye düşünüyorum. Lütfen hanımefendi, kendinize gelin. Kızım bu kadar kötü olduğunu düşünmedim. Nasıl yani? Düşündüğünü anladım. Ne? Ne düşünüyormuşum ben? Bak kızım, insan kaybedeceği en son şey kendisine sadece o. Ya ama görüyorum ki. Sus, sakin ol. Sus be kadın! Hepiniz aynısınız! Sadece daha gülüyorsunuz. Sakin ol, yat şuraya. Hani o sana gülüyor. Sevgili dilinden düşünmeyenler. Lütfen yat. Başta neredeydin sen? Yat. Hep iş işten geçtikten sonra. Hep üç. Yat. Hep. Nerede? Nerede o zaman? Gel buraya bak. Bırak, dur, dur. Mezarını kazın bayırdan düze, annem ay düze, yönünü çevirin sıladan yüze, annem ay yüze. Benden selam söyle sevdiğinize, sevdiğinize, başına koysun kar. Annem bağlasın, gurbetlerde kaldım diye ağlasın, annem ağlasın. Ömür dedim ya, tükenip gitti işte, şimdi tıkladık şu odaya. Sürekli horluyor, sürekli horluyor. Bir uyansa da horlama arası verse bari. Ah ömür yine iyiydi. Biraz sessiz olur musunuz? Yorgunum, halsizim, moralim bozuk. Bu görüntüden tansiyonum çıkacak. Yine de alışmıştım. Of of, bu kız beni çok etkiledi. Nasıl olur böyle genç, hayat dolu bir insan uyuşturucu bakanına düşer? Çok üzüldüm, çok. Merak ettim, nasıl oldu acaba? İyi günler bayanlar. Bugün nasılsınız? Sana rağmen iyiyiz de pek sır vermiyor abla. İlaç? Bugün hangi tekniği kullanacaksın? Karate, tekvando, bence ninja kaplumbağaları tekniğini. Yok yok, sumo güreşlik oyunu. Vallahi yakışır. Çok şakacısınız. Kızım sabrına hoş görür olacaksın. Siz zaten bütün hemşireler böyle düşünüyor. Sonra da hastalarına, mesleklerine karşı saygı duyarsınız. Bir sorun çıkarsa da pati pati döversiniz. Lütfen hanımefendi, yeniden başlamayalım. İlaçlarını içecek misiniz yoksa tamam, emredersiniz komutanım. Öldürelim. Bana bakın. Getir kızım, getir. Nadi kalıntılarıyla uğraşacağım. İlaçla zehirlenirim daha iyi. Ah oğlum ah, ne günlere büyüttü de bir ziyaretime bile geldik. Oo, yaratın efendim. Bakın ne kadar kolaymış, sonra içmeye değer mi? Yani gece buradayız. Nöbetçi misin?
Aksilik nöbetçiyim. Olsun, bu işi başarabilecek güçtesin. Evli misin kızlar? Yok, Eliz bekarım. Hepçilik yüksek okulunda, 4. sınıfım. Daha vakit var yani. Vakit yok kız. Sana öyle geliyor. Çok buldunuz beni. Elbette. Yalnızca genç olduğundan dolayı biraz hayatı anlamamıştım. Kusura bakma, bana öyle geldi. Sahi, hiç hoşlandığım biri yok. Doktorlar falan işte. Doktorlar mı? Aman uzak olsunlar. Zaten hep küçümsüyorlar bizi. Ya tabii hepsi değil ama köle gözüyle bakıyorlar. Onlarla evlilik olmaz. Belki hoşlandığım doktor da yok. Ama hoşlandığım birileri vardır değil mi? Şey, evet. Mühendislik okuyor. Getirirse evlenmeyi düşünüyorum. Ne güzel. Böyle konuşmak çok hoş. Bizim zamanımızda böyle soruları duyduk. Yüzümüz fazla gibi kızarırdı. Cevaplamak mı? Arkadaşlık mı? O zamanlar bir başkaymış bir teyze. Öyle tabii. Ben kendimle yüzleşiyorum. Gençliğimde bir sevdiğim var demeyi ne kadar çok isterdim. Olmadı, olamazdı. Ben de geleceğim var, konuştum işte. Elbette var teyze, niye öyle konuşuyorsun? Yok kızım, yok. Bilen bilir. Bakma böyle konuşkanlığıma. Azıcık boşlasam öleceğim. Yanı başında ölüm beni bekliyor da ben direniyorum. Şu hayırsızı görmeden gözlerimi yummam. Allah geceden versin teyze. Niye böyle konuşuyorsun ki? Senin yaşama sevincin bu halin bizi de mutlandırıyor. Durduk yere dertlerimle üzmeyelim kızım seni. Ama hoşuma gitti. Keşke gelinim olsaydı. Bizim hayırsız biraz yaramazdır ama iyi çocuk. Ama hoşlandığın biri varmış zaten. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam dostum, hiç merak etme. Ben bildiğim her yeni her şeyi yapıyorum. Ama sana güveniyorum. Bir şey olduğunu bana haber ver. Tamam, hemen haber veririm ben size. Nasıl? Oğuzdan bir haber var mı? Yok. Ama kötü haber teyze. Demek ki haber gelmediğine göre en azından iyidir. Sizin hayata bakışınızı sevimleniyorum. Ben de. Ama biraz geç bir bakış. Yani iş işten geçtikten sonra, onca güzel gittikten sonra. Ne diyorum doktor biliyor musun? İnsanları önce yaşlandırıp ölümle burun buruna getirecekler. Sonra tekrar yaşamı başlatacaklar. Bak o zaman nasıl kıymetini biliyor geçen zamanları. O zaman kimse birbirine kırılmaz, kimse birbirine kavga etmez. Olmuyor işte, olamaz da zaten. Sizinle konuşmak çok rahatlatıyor. Ama hastalarımla görüşmek için. Güle güle. Annenin zor, tamam mı? İhmal etme. Anlayacağım söz, bilirsiniz işte. Öyle.
Ben sizin canınızı sıkmayayım bunlarla. Bilmiş gözüyle bakmazsan ve paylaşmak istersen de. Bilir misin kızım? Sıkıntılar karanlıklarımızdan beslenir. Birazcık güneş ışığı görseler, küçülür, parçalanıverirler. İçindeki karanlık zehirler ne kadar büyük olursa olsun, o derdi başlayışır sıkıntılar. Yüreğini aç ki içine güneş girsin kızım. Ya da onları çıkar, inan açılırsın. Evet Feyza, anlat bana iyi bir gelmiştir, sen de dene istersen. Gerçekten beni dinlemek istiyor musunuz? Bütün içten duydum. Nazik duyuyorum Feyza. Yani bilmem ki. Beni bugüne kadar hiç kimse dinlemek istemedi. Bugüne hedef hiç. Güya ayrılınca bana daha çok ilgi gösterecekler. Eğer de ayrılınca benimle ilgilenmek şöyle dursun. Kendileriyle bile ilgilenmiyor. Kaç gece uykusuz, ağlamaklı geçti. Kaç gece sabahlara kadar Allah'a yalvardım. Ne olur Allah'ım, annem beni bir kucaklasa, babam gelse, hatırımı sorsun, beni okşasın. Hiç olmadı. Sonra okula başladım. Her şeyi çabuk öğreniyordum. Arkadaşlarımız benim için öyle çok kızıyordum ki. Anneden, babadan söz ederdi. Biri sevgiden, şefkatten söz etti. Ya uzaklaşıyor, ya kavga ediyordum. Sonra ilgi çekeyim diye bütün gücümle dir almak için çalıştım. Aldım da. Ama aldırış etmediler bizimkiler bir şey. Annem görmedi. Babamı görmeye gittiğimde başka bir kadınla evlendim. Çok güzel. Çok güzeldi. Beni görmediğini doğru biliyordum. Sonra sigara içmeye başladım. Bir çocuk esrar sarmış. Getirdi. Hoş. Sevimliydi. Şefkatli davranıyordu. Saçlarıma dokunuşlarından çok etkilendim. Tıpkı babamın elleri gibiydi. Bir kez daha gittim ben ısrarı. İçer misin diye sordum. Hayatımı düşündüm. Annemin ilgisizliğini, babamın duyarsızlığını. İntikam alacağımı düşündüm onlardan. Duygu, hoşuma gitti. İntikam alacaktım onlardan. Kararımı verdim. Tüm benliğimle aldım, içtim. Sonra da bırakamaz oldum. Sonra bir yere gittik. Eroin kullanıyorlardı. Önce biraz soğudum. Sonra ama kimse beni dinlemiyordu orada. Onlardan başka kimse de dinlemiyordu. Buradakilerin tek bildiği suçlamak ve yargılamak. Hep suçladılar. Hep beni suçladılar. Başkalarına zararlıymış. Kendi zevkime yaşıyormuş. Aldırış etmiyormuş bu etrafımda. Birileri gelip beni kurtarsın diye hep bekledim. Ne annem, ne babam, ne arkadaşlarım, ne de öğretmenlerim. Bir keresinde bir öğretmenim, senin gözlerinde bir volkan var demişti. Sonra da beni takip etti. Ama
Buna güvenemedim. Kimseye güvenemedim gibi ona da güvenemedim. Bundan başka da kimse gelmedi zaten. Bundan başka bir iyi de tayini yapıldı. Bundan başka kimse sesimi duymadı. Ama hep onları bekletti. Kimse elini uzatmadı. Sonra Erhan'ın bağımlı oldu. Artık onsuz yapamıyorum. Erhan için her şeyi yapmaya başladı. İlk zamanlar Erhan beni rahatlatıyordu. Şimdi bizleri anlatamam. Öyle kötü ki artık su bile içemiyorum. Ama hep bir gözüm dışarıda. Belki babam gelir diye bekliyorum. Ama gelmiyor. Bilir onu bekleyeceğim. Ben de kaç aydır oğlumu bekliyorum. Ah gelmiyor. Çok haklısın. Seni içim içeceğim. Ayşegül, edersen kurtulabilecek miyim? Bak, gideceğin hastane bu konuda çok başarılı. İnan senin için elinden gelen her şeyi yapacaklar. Buna inan yeter ve dayan. Direnç ol kızım. İnsan bazen kendi sorumluluklarını üstlenmek zorunda kalır. Hayat çaba gerektirir. Çaba göstermelisin. Ve yaşamını hak etmelisin. Teyzem Müjdar. Oğlum yudum, Amerika'ya gitmiş. Amerikan vatandaşlığına kalmaya gidiyor. Çalıştığı yerden araştırdım. Evet, baksın Amerika. Senin din değil mi? Evet. Yani şimdi artık o Amerika'da mı yaşayacakmış? Evet. Ne güzel değil mi? Güzel. Bakıştan elini toparlamışsın. Artık daha iyisin değil mi? Şimdi sürmekte doktor. Şimdi sürmekte. Dayanmalısın. Bu konuda çok fazla yapacak bir şey yok. Ancak yarın gönderebiliyoruz seni. Ne yapalım? Benim İstanbul geliyor. Olsun. Bir önemi yok. Ama içimdeki titreme çok kötü doktor bey. Çok. Sen de yardımcı olmalısın bize. Dayanmalısın. Hemşire hanım. Bir sorun çıkarsa haber verin lütfen. Tamam. Hadi iyi geceler. Tamam. Tamam. İyi geceler. Kızım senden bir şey rica etsem mi teyzem? Bugün Nöbetçi okula göre yarın boş gün. Şu mektup posta var mı? Tabii ki posta var. Ne demek? Sağ ol. Bir de bu kitapları sana vermek istiyorum. Ama niye teyze? Sen bu kitapları çok seversin. Hep okursun onları. Bitirdim. Artık okumak da istemiyorum zaten. Ama... Lütfen de bırak. Tamam teyze, tamam. Böyle değil mi? Doktor! Hoş geldin.
teyze. Feyza'nın bu durumu çok kötü. Doktorum bile çok uzun var. Doktor o İstanbul'a yetişimi bilmem diyor. Ne yapacağım teyze, ne yapacağım demiyorum. Böyle çaresiz olmak, hiçbir şey yapamam. Çok koyuyor teyze ya. Çok üzülüyorum bu duruma. Ne yapayım teyze, bir akıl ver bana. Teyze.